Doğu Türkistan'daki Çin Komünist Parti Komitesi Sekreteri Chen Guangqiu, sosyalist Xinjiang oluşturmanın önemini ve bu hedefe ulaşmanın kalıcı bir istikrarla mümkün olabileceğini vurguladı. Çin'in yayın organı Tanrıdağ'ın haberine göre Chen Guangqiu, Şöhret Zakir ve Wang Jinjiang dahil olmak üzere Doğu Türkistan'daki Komünist Parti yetkililerinin 24 ve 25 Kasım tarihlerinde 3. Çin Komünist Partisi Siyasi Bürosu Xinjiang Hizmetleri Konferansı hakkında görüşmek üzere ortak bir toplantı düzenlediği ve burada Xi Jinping ideolojisini benimsemek, emirleri kararlı bir şekilde uygulamak, Doğu Türkistan'ın yönetim stratejilerinde merkezi hükümeti sağlam bir şekilde desteklemek ve yeni çağda yeni bir Xinjiang oluşturma noktasında engel tanımamaları vurgulanırken, bu bağlamda Çin hükümetinin Doğu Türkistan'daki yüksek baskı politikalarını daha da güçlü ve kararlı bir şekilde sürdürmesi talep ediliyor. Konferansta konuşan Chen Guangqiu, Doğu Türkistan'da uzun vadeli istikrarın sağlanması konusunda ısrar ederken, Çin ulusunun ortak bilincini şekillendirmeye odaklı politikaların yoğunlaştırılması ve Doğu Türkistan'daki Komünist Parti kadro eğitimine, gençlik eğitimine ve sosyal eğitime entegre edilmesi gerektiğini belirtiyor. Gözlemcilere göre Chen Guangqiu'nun sözleri Çin hükümetinin Uygurları asimile etme ve yok etme amaçlı politikalarında daha katı siyaset izlemeyi planladığını gösteriyor. Kanadalı Uygur aktivist Rukiye Turduş, 27 Kasım'da Kanada'daki birçok Uygur'un Çin tarafından hala ülkede bulunan akrabalarını tutuklamak ve öldürmekle tehdit edildiğinden şikayet etti. Tibet doğumlu Toronto Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Jamie Lamo da cinsel saldırı ve ölüm tehditlerine maruz kaldığını söyledi. Özgür Asya Radyosu Çince Servisi'nin haberine göre Tibet, Uygur, İran ve Estonya olmak üzere 4 farklı etnik köken ve ülkeden kurbanlar, kongrenin 2 üyesinin eşliğinde 27 Kasım'da Capitol Hill'de bir tanıklık toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan kurbanlar, Çin, Rusya ve diğer ülkelerden ajanların kendilerine taciz ve tehditte bulunduğunu açıkladı. Rukiye Turduş toplantıda yaptığı açıklamada pek çok Kanadalı Uygur'un uzun zamandır Çin'deki aile üyeleriyle temaslarını kaybettiğini veya her zaman polise bildirirseniz veya Kanada'da huzursuz olursanız Çin'deki ebeveynleriniz tutuklanacak gibi tehdit mesajları aldığını söyledi. Raporlara göre Kanada'daki Toronto Üniversitesi Scarborough Kampüsü'nün öğrenci başkanı Chemin Lamo, Tibet özelliğini desteklediği için öğrenci başkanlığına aday olduğu sırada sayısız tehdide maruz kaldı. Hong Kong baş yöneticisi Carrie Lam, ABD'nin yaptırımları nedeniyle banka hesabı olmadığından yığınla parayı evde saklamak zorunda kaldığını açıkladı. İngiliz basınında konuşan Carrie Lam, Hong Kong'da Pekin tarafından uygulanan ulusal güvenlik yasası nedeniyle ABD'nin şahsına hedef alan yaptırımlardan ötürü bankada hesap açtıramadığını ve parasını evde saklamak zorunda kaldığını söyledi. Lam, maaşının da kendisine nakit ödendiğini belirtti. Çin'de 30 Haziran'da kabul edilen Hong Kong Meclisi'nin onayıyla bölgede yürürlüğe giren yeni ulusal güvenlik yasası, tek ülke iki sistem ilkesi uyarınca yurttaşların düşünce ve ifade özgürlüğü bakımından Çin anakarasından daha ileri hukuki güvencelere sahip olduğu Hong Kong'da tepkilere yol açmıştı. Washington yönetimi yasa nedeniyle Ağustos ayında aralarında Hong Kong baş yöneticisi Lam, Çin'in Hong Kong İrtibat Bürosu Direktörü Louis Huning ve Hong Kong Polis Gücü Komiserinin de aralarında bulunduğu 11 yetkiliye yaptırım kararı almıştı. ABD'den Rusya ve Çinli şirketlere yaptırım kararı geldi. Her iki ülkeden 4 şirket İran'ın balistik füze programını desteklemekle suçlandı. ABD Dışişleri Bakanlığı, İran, Kuzey Kore ve Suriye silahsızlandırma yasası çerçevesinde Rusya ve Çin şirketlerine yaptırım ilan etti. Her iki ülkeden de ikişer şirket İran'ın balistik füze teknolojisine hassas teknoloji ve malzeme sağlamakla suçlandı. Ülkelerden İran'ın füze çalışmalarına destek olacak herhangi bir girişimde bulunulmasından kaçınılması istendi. İngiltere ve Fransa'nın Manş Denizi üzerinden devam eden yasa dışı göçü durdurmak için yeni anlaşma imzaladığı bildirildi. İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İçişleri Bakanı ile Fransız mevkidaşı arasında imzalanan anlaşma kapsamında Fransız sahillerinde devriye görevinde bulunan subay sayısının ikiye katlanacağı ve yasa dışı geçişin önlenmesi için yeni ekipmanların kullanılacağı açıklandı.